Evet, Bursa Muhalif TV izleyenleri, bugün Bursa Muhalif TV'nin konukları 10 Ekim Halk Korosu. Hepinizin bildiği gibi 10 Ekim'de Ankara'da barış mitinginde gerçekleştirilen bomba saldırıyla birçok yoldaşımızı kaybetmiştik ve Türkiye solu aslında geçmişten bugüne yaşadığı en büyük katliamlardan bir tanesini yaşamıştı. Önümüzdeki günlerde 10 Ekim'in yıl dönümü ve biz de Bursa'da yaklaşık 2 yıl önce kurulan 10 Ekim Halk Korosu'nu konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. 10 Ekim Halk Korosu'nun hem koristleri hem müzisyenleri aramızda bugün. Uğur Kurt, Serpil Namalan ve Bekir Yılmaz. Aramızda. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederiz. Dediğim gibi işte 10 Ekim katliamı aslında Türkiye'de birçok şeyi gözler önüne serdi. Katliamın faillerinin hiçbir zaman ortaya çıkarılmayacağı, hatta faillerinin MİT tarafından otellerde barındırıldığı, her geçen günde yeni yeni bilgileri aslında gün yüzüne çıktığı bir olay. Türkiye sol tarihinin en büyük katliamlarından bir tanesi. Aslında birçok katliamı, Beyazıt katliamı, Maraş katliamı, Sivas katliamının da göz önünde bulundurulduğu, gerek sivil faşistler, gerek kontrgerilla ve gerekse siyasal İslamcı çeteler tarafından aslında birçok kez Türkiye solu katliamlara maruz kalmıştı. O yüzden bu nedenle biz bu programı önemsiyoruz. Yeniden hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi aslında Türkiye sol tarihi, katliamlar tarihi, Türkiye tarihi bu anlamda çok kanlı bir süreci izlemiştir ve halen de devam ediyor. Neden 10 Ekim? Bence iki temel nedenden bahsedebiliriz burada. Birincisi iktidarın emperyal politikaları ve dolayısıyla işte Orta Doğu'daki oyunlara kendince bir kurucu güç olarak dahil etme amacı var. Bir de esas da Ankara katliamının öncesinde ve sonrasında iki seçim var. Birincisinde biliyorsunuz AKP iktidarı yenilgiye uğratılmıştı. Tek başına iktidarını sürdüremeyecek dönemdeydi ve akabinde ortamın bombalı saldırılarla insanların korkutulduğu, yıldırılmaya çalışıldığı ve ikinci, onların tekrar sandıktan kendilerince bir zaferle çıktıkları bir seçim takvimi var. Bence bu da her şeyi açıklıyor. Ki 10 Ekim öncesi de biliyorsunuz Diyarbakır, Suruç ve Ankara diye birbirini takip eden katliamlar silsilesi var. Gerçekten Türkiye'nin en büyük siyasi katliamıdır. Bu konuda biliyorsunuz gerçeklerin gizli kalmamak gibi bir huyu vardır. Geçenlerde Davutoğlu'nun mesela bir parti kurma çalışmasından bahsederken işte o döneme dair bunun işte konuşursa neler olabileceğine dair imalı sözleri de zaten hem faile de işaret ediyor hem de yine daha önce kendisinin işte bombalı saldırılar oldukça oylarının arttığına dair demeci de faili nerede aramamız gerektiği konusunda bize ipucu veriyor. Bir şey daha var tabii ki. Zaten katliamdan sonra da katliama dönük soruşturma, sağlıklı bir soruşturma ve failleri ortaya çıkarma yerine bunun açığa çıkması için söz söylenen ya da iktidara tepki gösteren herkese hukuki işte ve farklı işte soruşturmalar açıldı, insanlar yargılandı. O Ankara katliamı protesto edilirken mitinglerde işte insanların attığı sloganlar dahi onların mahkum edilmelerine neden oldu. Dolayısıyla hani hem faili hem işte iktidarın bu işteki bakış açısını buralardan görebiliriz. Buyurun. Demek istediğiniz bir şey varsa. Uğur'a katkı olma açısından bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında Türkiye'de muhalefet hareketi Gezi ile birlikte çok ciddi bir güç biriktirip açığa çıkarmıştı. Ama ne yazık ki ortaya çıkan kayıplar Gezi ile ortaya çıkan enerjinin bir süre sonra sönümlenmesine neden oldu diye düşünüyorum ben. Bu katliam aslında yeniden güç biriktirmeye çalışan Türk sol muhalefetinin
önünü kesmeye dönük önemli bir ataktır diye düşünüyorum. Aslında bütün katliam forumları zaten böyle ortaya çıkan enerjilerin yeniden önünün kesilebilmesi maksadıyla hayata geçirildiğini düşünüyorum ben. Kahramanmaraş ya da Sivas ya da onun ötesinde en son işte Ankara olarak şekillendiğinde, çünkü barış dediğimizde ülkenin bir sürü yerinden insanlar akın akın oraya geldiler. Ve böyle bir durumla yüz yüze gelindi. Onun sonrasında yaşananlar örneğin yine muhalefet hareketinin bir miktar daha içe dönük kalmasına neden oldu diye düşünüyorum. Nitekim 1 Kasım'da yitirilmek durumunda kalınan seçim bu olayın neden hayata geçirildiğinin net fotoğrafını veriyor bize diye düşünüyorum ben. Evet, haklısınız. Zaten 10 Ekim katliamı ardından Türkiye soluna baktığımızda da bu şeyi aslında hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Peki 10 Ekim'in ardından koro kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Yani koro kuralım fikri nereden geldi? Bizlerin bu korodaki arkadaşların birçoğu zaten 10 Ekim günü oradaki mitinge gitmiştik. Ve bizler orada gökyüzüne kansız bakma, ne kadar özlemişiz gökyüzüne kansız bakmayı diye Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiirinden esinlenen bir pankartla orada yer aldık. Tabii katliam sonrasında hem orada vardık, derin bir acı hepimizde tabii ki oluştu. Aynı zamanda bizler hani bu tarz katliamları tarihimizde işte toplumsal muhalefet, demin Bekir abi zaten saydı, çokça gördü. Bunların nasıl anlatayım, bizde hani bir geri adım ya da bir yılgınlık yaratması tabii ki söz konusu değildi. Biz ama koroyu, koro fikrini orada yitirdiklerimizi yaşatabileceğimiz canlı bir anıt oluşturma amacıyla kurduk. Onların hem anılarını yaşatalım istedik, hem de onların yaşamı iyiden, güzelden yana dönüştürme iradesini de var edelim ve daha da büyütelim. Bu amaçla koro fikri ortaya çıktı. Ben şöyle düşünüyorum. Ben de o gün 10 Ekim katliamının olduğu gün oradaydım. Hatta pankartın bir ucunu ben tutuyordum, bir ucunu da Bekir abi tutuyordu. Tam patlama anında yürüyüşe geçmek için hazırlanıyorduk. Hani Türkiye tarihi çok fazla katliama tanıklık etti ve bunlarla baş etmesi çok zor. Kitlelerin umutsuzluğa sürüklenmesinde en birinci sebep bu katliam travmalarının dile getirilemeyişiydi. Biz bu yası yaşarken yalnızca acıyı değil, yalnızca gözyaşını değil, orada yitirdiğimiz, orada oranın acısını duyan bütün insanların umudunu, barış arzusunu, direncini ayakta tutmak için var olmak istedik. Ama bunu tek başına içimize kapanarak değil, insanlarla paylaşarak yaşamayı istedik ve Haziran Bursa Meclisi'nde bu fikrimizi paylaştık arkadaşlarımızla ve bu fikir arkadaşlarımız tarafından da çok büyük bir olumlu tepki alınca harekete geçtik ve bir araya geldik. Böylelikle kurumumuz kurulmuş oldu esasında. Aslında atlamış da olduk bir tarafıyla. Hani bu koronun kurulmasında Birleşik Haziran Hareketi'nin de bir şeyi var. Evet, Orhan Nilüfer Meclisi'nde ortaya çıktı bu fikir. Ama orayla sınırlı da kalmayan işte şey oldu. Bu arada hani küçük de bir belki şey olsun. Biz hemen katliamın olduğu yıl, belki 2 ay sonra bu koroyu kurduk. Fiilen 4 yıldır bir araya geliyoruz. Hani yaz dönemi hariç her hafta toplanıyoruz. Buradaki arkadaşlara da, hani korodaki arkadaşlara bu vesileyle
hani onlardan birisi olarak yine teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. Gerçekten büyük bir özveriyle herkes hayatını ona göre organize ediyor. Hayatının bir parçası haline geldi artık bu koro. Her hafta bir araya geliyoruz. İnsanlar hani işlerine, güçlerine, aramızda çocuk sahibi olanlar işte olan var. Hani kadınlarımız geliyor, ev işleri, kendi iş, mesleki şeyleri. Buna rağmen 4 yıldır bir araya gelebiliyoruz ve ezgilerimizi söyleyebiliyoruz. Evet, aslında bir tarafıyla hani Serpil Hanım sorunun cevabını da aslında vermiş oldu ama Türkiye tarihi kanlı olmasıyla birlikte aslında birçok ağıdı, birçok marşı biriktirmiş, çok ciddi bir burada bir birikim söz konusu aslında. Ölen şehitlerimizin arkasından yaktıklarımız gibi. Şimdi 10 Ekim Korosu ağıt yakan denimcilerin arkasından onların ağıdını söyleyen bir koro mudur? Yoksa hayır, biz onların neşesini taşıyoruz, biz onların yarına umudunu götürüyoruz diyen bir koro mudur? Hayır, bence ağıt yakmak bizim işimiz değil. Bilakis onlardan devraldığımız umudu, gelecek düşlerini büyük bir cesaretle yaşamımıza ortak ederek ileriye taşımak istiyoruz. Çünkü türkülerin, söylenmiş türkülerin, yitirdiklerimiz tarafından da söylenmiş türkülerin ve onların ardından yakılmış her tür ağıt ve türkülerin bizi geleceğe daha emin adımlarla götürebileceği inancı taşıyoruz. Onun için dillendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Becerebildiğimiz ölçüde de bu yürüyüşte yaşamımızın sonuna kadar kalmak gerektiğini düşünüyorum. En azından kendi adıma. Siz diyebilirsiniz ki bu gücü nereden alıyorsunuz bir yaşlı insan olarak? Ben gücümü korumuzdaki işte vuslattan alıyorum, narinden alıyorum. Çünkü gerçek taşıyıcılar, inanıyorum ki benden sonra onlar olacaktır diye düşünüyorum. Bunun burada ifade edilmesi gerektiğine inanıyorum. Belki böyle bir koro fikriyatı hayata geçmemiş olsaydı bugün bu sohbeti yapamayacaktık. Yaşamımın belki basit bir anını yaşıyor olacaktım. Bu açıdan bunun altı çizilerek ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu bir mücadele biçimi. Evet. Aslında. Evet. Şimdi aslında sormak istediğim bir şey daha, yani Haziran hareketinin buna öncülük etmesi aslında gene bu sorunun bir cevabı ama koroda repertuarınıza nasıl karar veriyorsunuz? 10 Ekim Halk Korosu nasıl bir yapıdır? Kolektif bir yapıdan ortaya mı çıkar? Repertuara girecek olan şarkılar nasıl kararlaştırılır? Bunu dinleyelim. Aslında şöyle, biz koro olarak o repertuar belirlerken demokratik bir yöntem uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi burada çoğu arkadaşımız, zaten neredeyse hepimiz amatörüz. Hani belli bir akademik müzikal bilgimiz yok. Ama her yeni döneme başladığımızda, yani her yıl özellikle güz döneminde yeni dönemimize başlıyoruz, yazın kısa ara veriyoruz. Bir tema belirliyoruz öncelikle, hani ve bu temayı belirlerken de yine tartışıyoruz, konuşuyoruz. Parçalarımızı da o dönem boyunca hem eski parçalarımızdan hem de yeni belirlediklerimizi o temayı gözeterek belirlemeye çalışıyoruz. Bu mücadele oluyor, umut oluyor. Hani belirlediğimiz temalar şimdiye kadar böyleydi. Ama dediğim gibi mümkün olduğunca fikirler paylaşılıyor, parçalar gönderiliyor grubumuza, tartışıyoruz. Tabii müzikal anlamda, teknik anlamda da yeterliliğimizi gözetiyoruz burada. Çünkü enstrümanlarımız çok zengin değil. Dediğim gibi kendi yanında kavrulmaya çalışan bir koro olduğu için. Hani bizim enstrümanlarımıza, bizim koristlerimize uygun parçalar mı, onu da tartışıyoruz kendi aramızda ve
bu doğrultuda çalışıyoruz belirledikten sonra. Küçük bir katkıda ben yapayım Serpil'in söylediklerine. Serpil anlattı zaten, politik tema belirliyoruz. Bu hani şu demek oluyor, politik gündemi birlikte değerlendiriyoruz, tartışıyoruz. Biz şöyle bir söylemimiz var, biz evet türkü söylüyoruz ama biz her türkü söyleyişimizi, her sahne alışımızı aynı zamanda politik bir eylem olarak tanımlıyoruz ve onu şey yapıyoruz. Gittiğimiz her etkinlikte, yer aldığımız her etkinlikte mutlaka hem genel politik gündeme hem o an somut bir şey varsa ona temas etmeye çalışıyoruz. Şeyimiz de bu yönde. Hani biz bu gerçek bir mücadele. Bu yılki temanız ne? O direniş tabii ki. Direniş tabii ki faşizme direniş karşı. Ama direniş. Aslında şey de çok önemli. Yakıcı gündemler var. Örneğin kadın cinayetlerinin yoğunlaşmasından kaynaklı olarak mutlaka söylemekte olduğumuz en az kadının sıkıntısını yansıtabilecek, daha ön plana çıkartabilecek en az iki parça olabiliyor. Ya da ne denir? Maden. Evet. Yani işten atılmaları örneğin Kargil direnişiyle bağlantılı olarak onlara atfettiğimiz parçalar oldu, ifade ettik. Onlarla birlikte de söyledik. Çalışmamızda siz de gördünüz, Gündoğdu Marşı'nı seslendiriyoruz. Ana şeyi mesela bize ona motive eden, o parçaya motive eden şey Kaz Dağları'ndaki işte emperyalist şirketlerin hani oradaki talanına tabii ki bir karşı duruş. Bir sonraki etkinliğimiz de zaten o bölgede olacak. Dolayısıyla evet, hani Bekir abi de söyledi. Hem genel bir şeyimiz var. Şu an işte bir rejim değişikliği ve tek adam dönemini yaşıyoruz. Dolayısıyla faşizme karşı direniş bir ana tema olarak gündemimizde, buna dair şeyleri söylüyoruz. Bir de işte tekil politik gündemlere dair mutlaka bir temasımız, bir sözümüz oluyor. Anladım. Peki şimdi Serpil Hanım da az önce söylediği gibi bazı şarkıları seçerken evet her enstrüman olmuyor, yan flüt gerekiyor, belki yan flüt çalan olmuyor, keman gerekiyor, keman çalan olmuyor. Peki keman bir keman virtüözünün ya da bir flüt çalan birinin 10 Ekim Halk Korosu'na nasıl katılabilir? Nasıl gönüllü olabilir? Ya da bir korist nasıl 10 Ekim Halk Korosu'na katılabilir? Sizi nerede bulabilirler? Onları isterseniz Bursalılara anlatalım. Şimdi sosyal medyada var oluyoruz kurulduğumuzdan beri. Facebook sayfamız var 10 Ekim Halk Korosu olarak. Twitter'da yine 10 Ekim Halk Korosu olarak bir profilimiz var. Instagram sayfamız mevcut. Ve her dönem başında da çalışmalara başlamadan önce bir duyuru yapıyoruz sayfalarımızdan katılmak isteyenlere. Onlar gerek sosyal medya kullanarak gerek orada belirttiğimiz telefon numaralarıyla bizimle irtibata geçiyorlar. Bu bir yol yöntem. Onun dışında çevremizde eşimiz, dostumuz sağ olsunlar kendi çevrelerinde doğrudan bizimle temas kurmasalar da, bizi tanımasalar da bizi anlatıyorlar. Aslında en çok bu sayede dostlarımızı kattık aramıza, koristlerimizi ve müzisyenlerimizi. Onlar aramıza dostlarımız vasıtasıyla geliyorlar, tanışıyoruz ve bizimle oluyorlar, devam ediyorlar. Bu şekilde en temeldeki katılım. Peki yani Bursa'da düzenlediğiniz konserler oldu geçmişte. Bursalıların size tepkisi nasıl? Daha doğrusu aslında sadece Bursa değil, diğer illerde de benzeri şeyler yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Oralarda tepkiler nasıl? Çağırıyorlar mı sizi özel olarak? Yani genelde işte belli anmalara ya da dayanışma konserlerine çağrıldık. Bugüne kadar olumsuz bir tepki almadık. Hatta çok olumlu bir tepki alıyoruz. Bunun nedeni de aslında hani varoluş şeyimizle, gerekçemizle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Bizler Serpil söylemişti az önce, amatör bir koroyuz. Yani işte çok böyle profesyonel müzisyenler değiliz. Zaten kendi işlerimiz var. Hani kalan zamanımızda bunu yapıyoruz. Çok o nedenle hani böyle müzik kalitesi çok üst seviyede bir grup değiliz belki ama
hem anlatısı olan, derdi olan, bununla ilgili şey olan ve ciddi bir teması sağlayan izleyici kitlesiyle bir şeyiz ve gittiğimiz yerlerde mutlaka hani güzel bir tepki alıyoruz. Bu tabii bizi de şey yapıyor, hani bir sonrasına motive ediyor. Esas da Bursa dışında bu yıla kadar herhangi bir etkinlikte de yer almadık ama bu yıl Burhaniye'ye çağırdılar. Orada 10 Ekim anması olacak bu pazar günü. Orada yer alacağız. Ona hazırlanıyoruz şimdilerde. Hepimiz çok heyecanlıyız tabii ki. Bir de hani özellikle bir 10 Ekim anmasında yer almak bizim için ayrıca anlamlı ve değerli. Onun hakkını vermeye çalışıyoruz. Onun için emek harcıyoruz. Eminim de yine orada o şeyi yakalayacağız. Anladım. Peki son olarak Bursalılara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz? Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında biz Bursa'da mümkün olduğunca sesimizi duyurmak çabası içinde bir koroyuz. Gayemiz insanları, toplumu umuttan, barıştan, direnç duygusundan koparmamak, onları her zaman hayatın içinde faşizme, baskıya, gerici, her türlü nüveye karşı aydınlık, ilerici, umut dolu bir Türkiye'yi var edebileceğimizi anlatmak ve bizimle bu anlamda paylaşımda olmaları bizi çok mutlu ediyor. Her zaman yanımızdaydı dostlarımız, arkadaşlarımız. Bundan sonra da umarım böyle olur diyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yaşadığımız şu anki koşullar belki çok iyi değil. Zaman zaman hani karamsarlığa bürünebiliyoruz ama biz bu ülkenin insanlarından yana çok umutluyuz. Demin Bekir abi değindi. Bu ülkede gezi direnişi yaşandı. Daha öncesinde de tabii ki bu ülke darbeler gördü, katliamlar gördü ama bu ülkenin gerçekten ilerici, devrimci, hayatı iyiden güzelden yana dönüştürme iradesi olan bir halkımız var, bir toplam var. Ve bu kendini hep gösteriyor. Bu toplumun hani yaşamı iyiden güzelden yana değiştirme iradesine 12 Ekim'de Ankara katliamı da ket vuramadı. Bundan sonra da vuramayacak. Bizler mutlaka 10 Ekim'de yitirdiğimiz arkadaşlarımızın düşlerini, onların yaşamı emekten, barıştan, demokrasiden yana, adaletten, özgürlükten yana dönüştürme isteğini, arzusunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Politik eylemlerimiz, korodaki bütün varlığımız bunun için. Teşekkür ediyoruz. 10 Ekim geleceğe, güzelliğe atılmış bir adım. Katılmak isteyen herkesi bu adıma, ben kendi adıma davet ediyorum. Gelmeleriyle onur duyarız, güç kazanırız. Güzel sesin olması gerekmiyor. Sadece sesleri ortaklaştırmak yetiyor burada. Böyle bilsinler ki bir çekinceleri varsa. Gelmeyi planlayıp ama bir türlü gelme kararını veremeyenler açısından söylüyorum. Çünkü bir sürü insan geldi. Çeşitli nedenlerle kuşkusuz hayatın içerisinde başka görevleri de var insanlar. Gitmek durumunda kalan çok güzel seslerimiz vardı. Ne yazık ki kimisi iş buldu gitti, kimisi başka gerekçelerle gitti. Ama burada bulunan ve bundan sonra burada bulunmayı hedefleyen bütün insanlar haftada bir gün en az iki saati burada acımızı, sıkıntımızı ve umudumuzu ortaklaştırıyoruz. O açıdan çok önemli bir şey, çaba. Bursa açısından da çok önemli bir çaba. Sürekli kurup bir sürü şeyi dağıttığımız bir ortamda belki bir örnek ilişki diye düşünüyorum ben kendi adıma. Yani burada dolayısıyla bana iki saatini ayıran her yaştan dostuma, kardeşime sonsuz teşekkür ederim.
teşekkür ediyorum sizin aracılığınızda ve size de çok teşekkür ediyorum. En azından bu son cümlemi böyle kurmama izin verdiğiniz için, olanak sağladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Umarım insanlar sizin aracılığınızda bu çağrıyı duyar. Daha çok sayıda insan olur. Çünkü daha çok olmak, enerjiyi daha çok yaşamak anlamına geliyor diye düşünüyorum. Peki, teşekkürler. Bursa Maarif TV izleyenleri, aslında 10 Ekim Halk Korosu bugün bizim kanalımıza konuk olmuş olabilir ama biz doğrudan onların provasına konuk olduk. Bugün programımızı biz burada çekerken yanımızda korist arkadaşlarımız, enstrümantist arkadaşlarımız var. Şimdi biz Uğur arkadaşımıza, Serpil arkadaşımıza ve Bekir abimize çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladıkları için, bize bu bilgileri verdikleri için. Biz az önce onlar provalarını yaparken bir şarkılarına eşlik ettik. Şimdi o şarkıyla birlikte programımızı kapatıyoruz. Teşekkürler.